herkes ekran başına. Ülkemizde sürekli artış gösteren kanserden korunma yolları ve nedenleri hayata dokunmak lazımdı. Dikkat! Bazı gıdalar tehlike saçıyor. Herkes bu habere, anlatılacak olanlara dikkat etsin. Sigara içiyor musunuz? Öksürüyor musunuz? Balgam çıkarıyor musunuz? Yaşıtlarınızla aynı hızı tutturmakta zorlanıyor musunuz? Nefesiniz daralıyor mu? Bu sorulara cevabınız evetse KOAH'lı olabilirsiniz. Gizli tehlike, KOAH'a dikkat. Her saniye aldığınız oksijenin vücudunuzda kesintisiz dolaşmasını ister misiniz? Cevabınız evetse ekran başına. Kandaki oksijen oranını arttırmak ve hücre sağlığınız için doğru nefes alma teknikleri hayata dokunmak lazımdı. Dikkat! Tedavi uygulanmadığı takdirde hayatı kabusa çeviren ağrı ve şişlikler yaşanmasına neden olan romatizma hakkında bugüne kadar hiç duymadıklarınız. Romatizmayı hafife almayın. Az sonra hayata dokunmak lazımdı. Günaydınlar. Ekran başında, stüdyomda gülen yüzlerle bizi karşılayanlar, gününüz aydın olsun efendim. Hocam evet, hoş geldiniz, güzel günaydın. Güzel bir gün inşallah, günaydın. Bugün program yine kalabalık evde. Evet hocam, bugün program kalabalık ve şu tanıtımı izlerken bir anda aklımdan şöyle bir düşünce geçti. Bazı durumlarda kulak arkası ettiğimiz çok hadise var hayatta. Çok basit de sırada. Karşılaştığımız ama yüzleşmek istemediğimiz, kulak arkası ettiğimiz, aman mesela, bana olmaz dediğimiz. Mesela hocam, bu mesela sigara mevzu. Son zamanlarda çok takıldım ben bu duruma. Yani o sigara içenler mesela, özellikle neden sigara içtiğin ya da bırakması konusunda telkin ettiğimiz zaman adeta başka bir insan oluyorlar. Yani bırakmaya içen, böyle kilo vermekte sorun yaşayanların da öyle bir kaçışı vardır ya, sigara içenlerden aynı şeyi görüyorum. Yani aslında bu tarz alışkanlıkları olan insanlar biraz zorlanıyorlar tabii ki bundan korkmakta. Benim çok yakınımda mesela Ebru, biliyorsunuz yıllardır beraber çalışırız. Sigara içiyor ve çok kızıyorum. Ne zaman sigarayı bırakması konusunda telkin etsen bir Japon kendisi. Türkçeyi unutuyor. Hı? Efendim, bir şey mi söyledin? Asla yok. Haberi yok. Ama bakın şimdi evde yatıyor. Daha 10 gün önce bronşitten antibiyotik kullandı ama geçmedi, şimdi tekrarladım. Yani bunun gibi bir şeyler artık gözle de görünce kulak arkası etmemek lazım. Aslında bir sürü hastalık böyle yapıyor. Tabii. Bir sürü hastalığa biz kırmızı mumlu davetiye çıkarıyoruz. Gel beni hasta et diye. Evet. Yani hastalıklar öyle durup dururken gelmiyor. Davulla zurnayla geliyor. Bunlardan bir tanesini kanseri biraz sonra konuşacağız. Konuşacağız. Bir sürü kanserojeni iç içe yaşıyoruz. Aynen. Yani araştırmalara göre evet çok artış var. Ülkemizde de oldukça artış korkunç, var. Korkunç. Ya bu yeme içme meselesi gerçekten önlemek, durdurmak mümkün mü? Ve tüm bunların oluşumuyla ilgili ne yapabileceğimizi konuşacağız. Hocaların hocası gelecek bugün. Evet, bu konunun en iyisi. En iyilerinden biri demiyorum. En iyisi geliyor. Yavuz Hoca geliyor. Yavuz Dizdar. Radyasyon onkolojisi uzmanı doktor Yavuz Dizdar. Herkes ekran başına. Ülkemizde sürekli artış gösteren kanserden korunma yolları ve nedenleri hayata dokunmak lazımdı. Dikkat! Bazı gıdalar tehlike saçıyor. Aylarca ekşimeyen, bozulmayan süt ürünleri, çabuk pişen besinler, sebze ve meyvelerdeki ilaç kalıntıları kanserin artışında ne kadar etkili? Her yıl yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiği kanserden korunmak için yapılması gerekenler neler? Hangi yiyecekler kanser riskini azaltır? Kanser hastalığının en sevdiği besinler hangileri? Hepsi ve daha fazlasını radyasyon onkolojisi uzmanı Doktor Yavuz Dizdar sizler için anlatacak. Şimdi hayata dokunmak lazımdı. Evet, hoş geldin hocam. İyi misiniz? Günaydın. Süper, hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Aslında bu kanser konusunu konuşacağız ama biz şunu çok iyi kavradık son 50 yılda. Bu çok önemli. Aslında kanseri sadece biz yediklerimizle de değil, kanseri dokunduklarımızla. Kuşkusuz. Elimizi sürdüklerimizle. Kanseri soluduklarımızla, yani nefesimizle. Kanseri bazen hatta düşündüklerimizle biz davet ediyoruz. Çok doğru. Depresyonla bile kanserin ilişkisi var. Stres ilişkisi var. Ama en çok da çöplük gibi kullandığımız sindirim sistemimizle ilişkisi var. Günde 3 kez, doğru mu hocam? Doğru. Önümüzde geleni tıkıyoruz. Ama sadece biz tıkmıyoruz, tıkmak zorunda kalıyoruz. Çünkü içinde
resmen, resmen söylüyorum, kanserojen olduğunu bildiğimiz şeyleri yemek zorunda kalıyoruz, yemek zorunda bırakıyoruz. Şimdi hocayla onları konuşacağız. Bundan mı? Nasıl oluşuyor bu kanser hücresi hocam? Şimdi doğrusunu isterseniz o konuda biraz açıklamaya muhtaç. Çok evet. Güzel bir soru çünkü bu. Bu çok çok yerinde bir soru. Aslında sağlam vücut her gün kanser hücresi yapıyor. Bu çok yerinde bir soru. Çünkü bakıyorsunuz tıpta yapılan araştırmanın yıllık tutarı ben size söyleyeyim trilyon dolar civarındadır. Trilyon dolar civarında diyabete, kansere, romatizmaya araştırma yapıyorlar obeziteye. Sonuç sıfıra sıfır elde var sıfır. Sürekli tıp gelişiyor efendim, tıp gelişiyor. Yok böyle bir kavram. Demek ki bir bakış açısı hatası yani ilkelerin toptan sorgulanmasını gerektirecek durum var. Meselemiz budur. Bunu önce idrak edeceğiz. Çünkü bakış açısı yanlışsa sizin buradan yeni bilgi çıkartma şansınız yok. Benim akademiden beklentim de bu bakış açısı değişikliğini yapabilmeleridir. Herkes hocasından öğrenmiş olduğunu bize tekerleme olarak tekrar tekrar aynı şeyi söylüyor. Ben soruyorum mesela radyasyon nasıl etki ediyor? Hücre çekirdeğini. Halbuki baktığınız zaman bu mesele 1950'lerde vatandaşlar DNA'yı bulunca bunu her şeyin merkezine oturtmuşlar. Ondan sonra da ne varsa hepsi DNA, ne varsa hepsi genetik, ne varsa hepsi bir şekilde kaçınılmaza gelmiş. Halbuki mesele öyle değil. Daha geriye gidip okuduğunuzda bilimin altın döneminin 1950'lerde falan bittiğini görüyorsunuz. Bugün makaleleri siz çok iyi biliyorsunuz hocam, keyifle okuyorum. Okuduğunuz zaman adamlar kendilerine ait bir görüş söyleyemiyorlar. Sürekli bir takım istatistiklerle süsleme bilgileri veriyorlar. Bundan da bir şey çıkmıyor. DNA'nın analizinin bütünü bitti. İnsan genom projesi bitti. Hayvanlarınki bile bitti. Sonuç sıfıra sıfır elde var sıfır. Onlardan da aldılar, kütüphaneler kurdular. Ama doğru bakış açısı bu coğrafyadan çıkar. Onu bilmemiz lazım. Bugüne kadar teknoloji batıdan çıktı ama bakış açısı hep doğudan çıkmıştır. Bu çerçevede okuduğunuz zaman olayın aslında anlatıldığı gibi olmadığını fark ediyorsunuz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bugün çok derin bir hastalık yükü içerisinde ve buna 100 yıl içinde gelmiş hocam. Çok güzel bir makale, 2000'lerde yayınlanmış. Baktığınız zaman unun bozulması 1900. 1910'da margarini keşfediyorlar. 1930-40'larda bugün bizim kullandığımız, bize sunulmuş olan teknolojileri tüketmeye başlıyorlar ki bunların içinde gıda ile ilgili olanlar ağırlıklıdır. Sonuçta hastalıkları artmaya başlıyor. Artmaya başlayınca ama onların pek umurunda olmaz. Sonuçta hastalanırlar, onlardan da bir ilaç endüstrisi çıkartırsınız, yine ekonomiyi döndürmeye devam edersiniz. Teşhis ve ilaç, iki tane. Teşhis ve ilaç, çok doğru söylüyorsunuz. Teşhise harcanan paranın bugün haddi hesabı yok. Halbuki doktor hastayı dinlese, bize böyle öğretti hocalarımız. Zaten hastalığın %80'ini anlıyorsunuz. Sizin tetkikten amacınız bunu doğrulamak. Çok önemli bir şey söylediniz. Bir dokun bina işi. Bak ne olmuş biliyor musunuz? Doktor hastayı dinlemiyor hocam. Onu söyleyeceğim. Amerika'da çok önemli bir şey yapılmış. Hastalık hikayesi çok önemli bir. Yani biz aslında insanları ofisimizde dinlerken teşhisin %75'ini koyarız. %75'i. Doğru. Kalan %10'u muayenededir. %15'i falan da laboratuvardan gelir. Tamam. Şimdi demişler ki Minneapolis Üniversitesi hocaları, ya madem ki bu hastayı dinlemek çok önemli, biz bu talebelere hasta dinleme ve hikayesini yazma dersi verelim. 10 yıl süreyle, 10 yıl süreyle bu dersi vermişler. Çünkü araştırmanın başında bir doktor, çok dikkatle beni dinleyin, bir doktor bakmışlar ki hastasının sözünü kesmeden en fazla 18 saniye dayanabiliyor. Yani 18. Anlatmasına fırsat vermiyor derdini. Başım ağrıyor diyor. Arkasından doktor diyor ki buradan buraya mı gidiyor? Ya bırak bir anlatsın. Bırak bir anlatsın. Diyorlar ki biz bunları hikaye yazdırırsak bu 18 saniyeyi uzatırız. 10 sene sonra bakmışlar yine 18 saniye. Yani hastaları dinlediğiniz zaman aslında yani normal seyrini, gidişini dinlediğiniz zaman çoğu zaman işi çözeceğiz. Ama sizin işiniz de çok zor hocam. Çok yani zor. Günde kaç hasta görüyorsunuz? Şimdi bu biraz hastanın sayısıyla alakalı değil. Değil mi? Biraz kendi huyunuzla alakalı. Huyunuz. Evet. Hastanın konuşmasına fırsat verirsiniz. Siz dinleyen bir hekimsiniz. Ben seviyorum dinlemeyi. Evet. Siz Yavuz Bey? Mutlaka işin özü budur. Doktor hastayı dinlemek zorunda. Çünkü her hasta ayrı bir hastalık anlatır. Biz onları alırız, peki, gruplarız. Ama siz de tecrübenizle o benzer hastalıkları hemen anlarsınız ya. Belki orada hemen devreye girip 18. saniyede... İşte o olmuyor. Olmaz. O değil. Olmuyor. Çünkü hasta saklanıyor, kenara çekiliyor. Yani tansiyonu yüksek ölçeceksiniz hastanın biraz sonra. Hasta akşam eğer uykusuzsa bilin ki tansiyon yüksek çıkar. Tabii ki. Başımı ağrıyor diyen hasta kaynanasıyla kavgalıysa, kocasıyla dargınsa, boşanma sürecindeyse başı zaten ağrıyacak. Depresif hasta eğer
beklentilerini karşılayamamışsa bir şekilde depresyona girecek. Bir anlayın önce. Yani evet. Önce sorun aşağıdaki MR'de, yukarıdaki tomografide, yandaki anjiyoda değil. Hastanın ağzından çıkacak sözlerde. Neyse çok dertliyiz hocam. Evet. Geçelim şu konumuza. Geçelim. Niye kanser oluyoruz dedi Ebru. Şimdi meselenin aslına bakarsanız benim gördüğüm kadarıyla iki tane ayağı var. Bir tanesi bize sürekli anlatılmakta olan bu DNA meselesi. Bu DNA meselesi merkezden çıkıyor görünüyor. Çünkü hücreleri kanser olmamış formda, normal formunda tutan onun etrafında onu saran bir doku var. Biz bunu bağ dokusu olarak biliyoruz. Bağ dokusu dediğiniz şey bütün vücutta kesintisiz olarak gider. Yani karaciğerin bile sınırı vardır ama bağ dokusu başladığı zaman tepeden tırnağa kadar kesintisizdir. Bizim yediğimiz gıdalar bu bağ dokusunu bir şekilde değiştiriyorlar. Bir bağ dokumuzun yapısı bozuluyor. Bu bağ dokusu bozukluğuna baktığınız zaman bundan çıkan çok fazla sorun var. Eğer bu eklemde çıkarsa o zaman artrite dönüşüyor. Eğer kalp iç dokusunda çıkarsa o zaman bir şekilde damarın bütünlüğünü bozuyor. Eğer normal dokunun etrafındaki yapı da bozulursa bu sefer oradaki hücreler denetimden çıkmaya başlıyor. Bu denetimden çıkan hücreyi patolog camın üzerine koyduğu zaman kanser diyor ama hastayı dinlediğiniz zaman hastanın anlattığı öykü tutmuyor. Onlar böyle de diyorlar, haklılar, onu görüyorlar çünkü ama ne değişti diye baktığımız zaman yaşamımızda son 20 yıl içerisinde en büyük değişikliğin gıdada olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Bugün artık raf ömrü uzun olmayan bir şey kalmamış durumda. Ve endüstri sürekli biz bunu hijyen nedeniyle şahane paketliyoruz, yapıyoruz diyorsa da içerik o kadar ağır bir işlemden geçiriliyor ki bizim bu dokuları bir arada tutan, bunları birleştiren, fonksiyonlarını veren, bakın depresyon da değişiyor. Depresyon artıyor. Çocuklarda da buna karşılık hiperaktivite ortaya çıkıyor. Demek ki ortak bir sorun var. Bunun genlemenle bir alakası yok. Kusura yok bakmasın. Çok çok sınırlı. Şimdi çok sınırlı. Gelen bir hastada siz bu teşhisi koymuyorsunuz ya da işte onu konduramıyorsunuz gördüğünüz ve dinlediğiniz hikayede. Ama sonuçlarda bir şey çıkıyor. O kişi nerede hata yapıyor? Yani genetik hikayenin adam dışında... Adam hata yapmıyor. Çok güzel bir eski atasözü var. Zira diyor bu terazi bu sıkleti kaldırmaz. Tamam. Yani diyor ki bu terazi bu ağırlığı kaldırmaz. Bizim vücudumuzun tolere edebileceği bir toksin yükü var. Bu yükün üstüne çok fazla bindirdiğiniz zaman vücudun kendi savunma sistemleri bununla baş edemiyor. Yani her gün biz kanser hücresi üretiyoruz Ebru. Tamam. Ve bizim kendi bağışıklık sistemimizin tabii katil hücreleri var. Bunları buluyor öldürüyor. Ama siz yediklerinizle içtiklerinizle bir yerine 1000 kanser hücresi üretirseniz ya da yediklerinizle içtiklerinizle bağışıklık sistemini salaklaştırırsanız o tarama sistemi bozuluyor. Dolayısıyla yakalayamıyor, yok edemiyor ve bu nedenle de kanser bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabii biz bozuyoruz. Bozuyoruz. Biz bozuyoruz. Ya bu yani görerek, bilerek, kendi elimizde olarak biz buna yol açabiliyoruz. Her zaman bilerek yaptığımızı söyleyemem. Kasıtlı yapmıyoruz. Yani, tabii ki. Kasıtlı yapmıyoruz ama şunu söyleyeyim size bu bir havuz problemi gibidir. Evet. Hani bize söylerler ya ilkokulda bir problem çeşididir. Bir yerden dolmakta, bir yerden boşalmakta. Eğer boşalan şeyin yerine yenisini dolduramazsanız orada yapabileceğiniz bir şey yok. Yani sizin Yemezler kitabınız. Evet. Yani yemezler diyorsunuz o paketli içinde bize yemezler. Gerçekten uzun aslında, ömrü olan. Aslında hoca da biliyor aslan gibi yerler de hoca uyarmaya çalışıyor. Acaba hadi biraz yedirmeyebilir miyim diye. Gel biraz anlat hocam bize. Evet, yemezler, halkımız da yemesin, hocam. Biz de yemeyelim, şimdi, bilelim. Şöyle söyleyeyim size, insan vücudunun bu yapısının sürekli sağlanabilmesi, korunabilmesi için iki tane unsur gerekli. Bir fonksiyonlar. Fonksiyonlar için sizin meyvenin, sebzenin en olgun halini almanız gerekiyor. Halbuki market bozulmasın diye ham halini piyasaya sürüyor. Ben gittim, geçen Şubat ayında bir yerden 4 kilo mandalina aldım, gerçek mandalina. İstanbul dışında bir yerden. Salı günü İstanbul'a geldi. Cuma'ya kadar %50'si fire verdi. %50 fireyle o marketin çalışması söz konusu değil. Bunlar da gemiye yüklendikleri zaman zaten hevenk halinde yeşiller. Yolda bir şekilde gelirken olduğu kadar olgunlaşıyorlar ama bu hiçbir zaman güneş altında olgunlaşmak gibi değildir. Aynı şey domatesler için geçerli. Aynı bir şey... dakika hocam biz bu muzu yiyeceğimiz ana murumuzu, Alanya muzu mu yiyeceğiz? Mutlaka. Daha mutlaka. Doğru, ama onlar da düzgün üretecekler. Çünkü öyle şeyler anlatılıyor ki paylaşmayacağım burada. Onlar da raf ömrü uzasın diye başka şeyler yapmaya başlıyor. Tabii uyandılar. Yapmayın onları. Evet. Gerçekten mi hocam? Alandan bilgi geliyor. O yüzden kimse haberdar olmadığımızı zannetmesin. O ilaçlar var, bu ilaçlar var. O kadar kötü bir şekilde kötü... Çoğalarak üreyebiliyor ki. Yani şu biz muz, eğer
bayatlamasın diye raf ömrü, yani yok, buzdolabı ömrü ki ömrü ne kadar? Yok, sarartmak için yapıyorlar. Ha ve de sarartmak için. Korukken alıyorlar diyor hocam Afrika'dan. Yolda oldu, zaten oldu, olmadı. Gemiden tam inmeden bir gün önce bir şey atıyorsun üstüne, bu güzel sararıyor. Tabii, çünkü bunda renk reaksiyonunu veren sistem bağımsız çalışıyor. Etilen diye bir gaz bu. Etileni verirseniz bunun rengi kırmızıya döner, bunun rengi sarıya döner. Etilen bu bitkinin doğal hormonu, yanlış anlamayın. Zararlı bir şey değil ama ham olan bir şeyi olmuş gibi gösteriyor. E biz o kaynağı alama, bu kaynağı alama, nereden alacağız bunları? Hı. Biber için diyorlar ki şimdi bunu suda üretiyorlar. E diyorsunuz, belli bir noktaya kadar biberi küçük şekilde tutuyorlar. Salatalığı belli bir nokta. Ondan sonra soruyormuş, aroma mı istiyorsunuz? Tadı lezzeti mi olsun yoksa mal miktarı mı istiyorsunuz? Suyu aynen değiştiriyor diyor. Ondan sonra uzamaya başlıyor, büyüyor. Fakat içine baktığınız hocam, zaman... Hocam suyu ondan mı arttı biberden? Çok büyük su, yani sıksanız limon çok gibi su geliyor biberden. E bu şekilde baktığınızda marketlerde sizin sağlıklı yaşamanızı sağlayacak gıda kaynağı kalmadı. Bu taze olanları üstelik. Alıyorsunuz marketten, götürüyorsunuz, bir ay rahat saklarsınız. Hiçbir şey olmuyor. Doğru. Herkes biliyor bunları. E şimdi bize bunu açıklayacaklar kardeşim. Bu bir ay nasıl saklanıyor? İşte üstünü laklıyoruz. Olabilir. Bunların hepsi yapılabilir yöntemler de var. Ama bunun içerisine bir şekilde kökten enjekte edildiği de söyleniyor. Mesela bir mantar ilacının. O mantar ilacı bunun küflenmesini önlüyor ama insanlarda da hormon senteziyle etkileşiyor. Hormon senteziyle sonra bozuyor. Sonra kızların göğüsleri büyüyor. Işte. Sonra 9 yaşındaki kız, 8 yaşındaki kız adet görüyor. 7 yaşındaki erkek çocuk tüylenmeye başlıyor. Ondan sonra doğru doktora. Ne testler, diyoruz? Beslenmede işte hormonlu gıdalardan. Bir de oradan, doktora, oradan para. Evet, bir de oradan. Bir yerden bozuyorsunuz, öbür taraftan ne çifte. Yapıyorsun? Hocam geçen gün bana birisi yazmış. Diyor ki hocam eve aldığım buzdolabı bozuldu. İçine koyduğumuz süt 3 senedir bozulmadı. Böyle bir şey olabilir mi? Olur hocam. Normalde yani bozulmaz. Buzdolabından süt daha mı dayanıklı? Bozulmaz efendim. Normalde. Ne? Çünkü önden bozuyorlar. Önden bozdukları için sizin önünüze gelen şey artık bir daha bozulmuyor. Şöyle bir düşününüz. Ayran dediğiniz şey o kadar kırılgandır ki. Ateş bastı. Bu senemeye başladı. Siz gidersiniz Anadolu'nun bir köyünde oturursunuz kahveye. Ayranı söylersiniz. Ekşimemiş olması olasılığı çok zayıftır. Ama şu an piyasada satılan üstü kapaklı hijyenik denen ayranlar zaten yaz döneminde görüyorsunuz döner büfelerinin önünde yığınla böyle bekliyorlar. Evet, meşin altında bu nasıl duruyor dediğin zaman adam çok iyi steril ettik, ambalajladık diyor, hiç alakası yok. Açın yine bir şey olmuyor. Bunu vatandaş da artık biliyor çünkü ayran bu şekilde yapılmaz. Okuduğunuz zaman sütten hocam sütü ultrasonla üzerine enerji yükleyip homojenize ediyor. İçine ayran mayası koyuyor. Ya diyorsunuz ayran mayası diye bir şey mi var? Bakıyorsunuz evet, ham madde sitelerinde ayran mayası diye bir şey satıyorlar. Yoğurdun sulandırılmasıyla üretilmiyor. Bir yaşıma girdim. Bunda da ilk defa duyuyorum. Böyle baktığınızda ayran gidiyor. UHT sütle süt gidiyor. Günlük pastörize kaymaklı süt getireceksiniz kardeşim diyoruz. Hepsi bu kadar. Bu vardı çünkü. Yani biz uzay teknolojisinden bahsetmiyoruz. Günlük pastörize, şişe içerisinde kaymaklı süt. Bizim zaten mevcut olan süt. Normal yoğurt, ekşiyebilen yoğurt. Onun da 10 gün raf ömrü var. Hayır efendim. Tebliği değiştiriyorlar. Değiştirilen tebliğiyle. Çünkü yoğurdun çok özel bir önemi var. Bizim en fazla tükettiğimiz fermente ürün yoğurt. Ve bu şekilde olmak zorunda. Yani ekşiyebilecek. Ekşisini yaşlılar özellikle vücutlarını gençleştirmek, dinçleştirmek için ekşitip kullanıyorlar. Probiyotik gücü için. Aynen öyle hocam. Evet. E şimdi bakıyorsunuz tebliği değiştirmişler. Bütün firmalar buna uymuşlar. Aslında yoğurt benzeri bir şey var. Bu yoğurt değil. Söylediğiniz yani yediğimiz zaman, hani üzerinde uzun saklama tarihleri olan pakette afiyetle yediğimiz, çocuklarımıza yedirmeye düşündüğümüz yoğurtlar. Yeni. Bu işte o evet, az evvel anlattığımız, hocamın bahsettiği havuz probleminin dolduran bu kısmı. Bu. Bununla dolduruyorsunuz. Ama gerçek olması lazım. Gerçek süt olması lazım. Gerçek yoğurt olması lazım. Bir adım daha. Sütler sağladıktan sonra asıl işlem yerine giderken soda konuyormuş içine. İnanınız onlar teferruattır. O milattan önce kalma en basit. Bozulmasın diye. Onu hepsi yapıyor. En ufak, büyük en ufak firmalar da yapıyor. Çünkü ufak yolda kesilmeden gitmesi için evet, böyle uygulamalar. Ha daha iyisi soğutarak götürüyorlar. Hiçbir sorun yok. Ama arkasından öyle bir işlemden geçiriyorlar ki bunları zaten çalışmışlar, araştırmışlar. Yazdığım yazılar makaleler üstüne kurulu Batı biliminin makaleleridir. O oradan gaz olarak çıkıyor, bu buradan bilmem ne olarak çıkıyor hocam, en sonunda. Yoğurt örneğini bir verelim. Bu yoğurdun içinde
Bizi kanserden koruyan normalde probiyotik bakterilerin olması lazım. Bunu yediğiniz zaman o probiyotik bakteriler size kilo verdiriyor. Sizin kolesterolünüzü düşürüyor. Sakın omega 3'ünüzü arttırıyor. B vitamini üretiminizi arttırıyor. Kanserden sizi koruyor. Ama bu tekniklerle bunu yaptınız mı yoğurt ölü yoğurt haline geliyor. Probiyotik yok. Ne yapıyorsunuz? Biz bunun içine bir probiyotik koyalım. Bio yoğurt diye satalım. Bir de üstüne para ödüyorsunuz. Yani önce içindekini öldürüyorlar. Sonra size diyorlar ki hatta şimdi ne oluyor biliyor musun? Ben tarif ediyorum. Hep mecburum. İnsanlara probiyotik vermek zorundayım. Gideceksin diyorum toz probiyotiği alacaksın eczaneden. Marketten de yoğurdu alacaksın. Toz probiyotiği yoğurdu içine karıştıracaksın yiyeceksin. Böyle bir şey olabilir mi? Yani adamın cebindeki parayı önce al, sonra gel sen benden para al diyorsun. Böyle bir şey yok. Endüstri bunu yapıyor. Önce ayrıştırıyor bize. Maalesef. Ütüsünü satıyor. Diğer kısmını da ayrıca ilaç olarak satıyor. Oldu size bitti. Endüstri çıkar bunun içinden. Çıkar arkadaşlar. Olur bu. Ama yoğurt meselesi o yüzden çok çok önemli. Siz bunu öyle ya da böyle günlük pastörize kaymaklı süt bulabiliyorsanız ki piyasada yok. O zaman açık süt bulacaksınız. Bunu güzelce 10 dakika kaynatacaksınız. 10 dakika bile yeterli dediler ki ben 20 diyordum hocam. 10 dakika da yeter dediler. Mikrobunun eğer varsa içinde ortadan kalkması için. Ondan sonra güzel kaymağını toplayacaksınız. Çocuklarınıza balla yedirteceksiniz. Siz de bundan yoğurdu tutturacaksınız. Farkı fark edeceksiniz. Çünkü insanoğlunun hafızası nankördür. Unutuyor. Unutmayla cezalandırılmış diyeyim size. Aynı şey diğer ürünler için de geçerli. Bugün baktığınızda bunun kokusunun, tadının nasıl olduğunu bile bir süre sonra unutacağız. Ve inanınız Amerika'da bunu hatırlayan kimse yok. O yüzden paketin üstüne son kullanma tarihini yazıyor. Son tüketim tarihi. Çünkü nasıl bozulduğunu zaten bilmiyor adam. O tarih gelince atıyor, yenisini alıyor. Endüstrinin çarkları gayet güzel dönüyor. Halbuki bizim memlekette insanlar peynirin kalitesinin ne olduğunu bilirler. Şöyle tadından anlarsınız nasıl peynir olduğunu. Eski kaşarın nasıl koktuğunu, nasıl tadını verdiğini, gerçek bir peynirin, beyaz peynirin ki bunun iyice konsantre hali gerçek beyaz peynirdir. Ama kireç gibi olmayacak öyle. Yani yağsızdır, tuzsuzdur, bilmem yani, nedir falan derken peynirlikten çıkmış. Bir parçasını bıçakla kesecek, tadına hocam, bakacaksınız, bu ondan sonra alacaksınız. Tarlalarda toplanma zamanı gelecek, gidip toplayacağız. Fakat o tam o anda bu haşere ilacıyla ilaçlıyorlar bir güzel. Ondan sonra da 3 gün toplanmaması gerekiyormuş bu ürünlerin. Ama hemen topluyorlarmış bize bir an önce getirip satsınlar diye. Şimdi o piyasanın fiyat oynamasıyla bile olur. Yani piyasada havucun fiyatı yükselirse adam toplayıverir. Bunlar da kök olan bitkilerde çok fazla ilaçlama falan yok. Bunu bir kere unut. Tamam. Ama diğer ürüne gelince orada durum değişiyor. Hakikaten bazen çiftçimiz ama onlar da artık uyandılar. Yapılan işin hatalı olduğunun farkına vardılar. Artık o şekilde ilaçlamıyorlar. Bakanlıkta bir takım şeyleri denetlediğini ifade ediyor. Otsu olanlarda da marul gibi şey gibi ilaçlama olasılığı biraz daha zayıf. Özellikle en tehlikeli ilaç grubunu ot ilaçları oluşturuyor. Çünkü ot ilaçları bitkinin bünyesine geçiyor. Ve bitkinin bünyesine geçtiği zaman dokusunun içerisinde kalır. Ama şöyle bir şansımız var. Ot ilacında mesela ıspanağı atamazlar. Çünkü ot ilacı olduğu için onu da öldürüyor. Hmm. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Biz bunu güzelce yıkarsak yine sonuçta kurtarıyoruz. Çok iyi yıkayacağız. Çok iyi yıkanacak. Evet, iyice yıkayacaksınız. Yani üstüne yapışmış olandan kurtulmak için çok piyasadan iyi yıkayacağız. Piyasadan bu ıspanağın falan hazır kıyılmışını satıyorlar. Bugüne kadar en az 3-4 kere yaptım ve 3'ünü 4'ünde döktüm. Çünkü garip bir tadı var. Ambalajlamış, yıkamış, çok seviniyorsunuz ama uğraşmayacağım falan evet. diye. Ama herhalde bozulmasın, yeşilliği gitmesin, sararmasın diye ayrı bir şey koyuyorlar içine. Ne koyuyorlarsa. İçinde yazmıyor mu hocam arkasında? Yazmıyor. Yani her şeye baktığınız zaman doğal katkısız. Katkısız, bunlar da katkısız ama sütte katkıya gerek yok. Yaptığı işlem zaten bozulma özelliğini ortadan kaldırıyor. Yani içine bir şey katmıyorlar, bir katkı maddesi koymuyorlar. O katkı maddelerini daha çok diğer ürünlere koyuyor. Mesela krem peynir diyor. Peynirin kremini ben görmedim hayatımda. Var mı hocam krem peynir diye bir şey? Yapma bir şeydir. Ha güzel midir yediğiniz zaman şey fantezi margarin olsun. Margarin eklenmiş peynir mi bu? Gibi. Fantazi olsun diye olabilir ama bunun üstüne beslenme kuramazsınız, onu çok iyi biliniz. Çünkü bunun Amerika yapmış 60 çeşidi var marketlerinde. Her türlüsü var fakat bu peynir değil. Benim kafam evet. gerçekten karıştı. Şimdi bu karışmaz. Sütü paketli üzerinde tarihleri yazan bu sütün bize içtiğimiz zaman faydası yok. Diyorsunuz ki herhangi bir besleyici tarafı yok. Şimdi süt bir kompozisyon. Annenin sütü bebeğin doğumundan bir yaşına kadar bile neredeyse her gün değişiklik gösterir. Bu bir kompozisyondur. Bunun içinde bir takım bileşikler,
bebeğin yaşına göre bile değişir. Konsantrasyon olarak değişirler. Yani bir gün olur, bir gün olmaz. Siz bunu işlemle bir parçasını ortadan kaldırırsanız bu sütün dengesi gider. Tamam, içinde bir şey üreyemez, ekşiyemez ama o denge bozukluğu sizin vücudunuzun da o dengeli beslenmesini önler. Şimdi beslenmeci arkadaşlar sürekli dengeli beslenelim diyor. Biraz hububat, azıcık bilmem ne, un, karbonhidrat, yağ ve protein tekerlemesi, sürekli aynı şeyi söylüyor ama bu iş böyle değil. Bunun da içinde bir dengesi var. Tabii bunun da içinde bir dengesi var. Bu en doğal halinde var. Siz bunun boyunu büyüteceğim diye bir tarafını keserseniz öbür tarafı da karşılık olarak artıyor. Nitekim pirinçte mesela genetiği değiştirme işlemini yaptılar. Sonuçta pirinç içinde kadmiyum tutmaya başladı. Baktığınız zaman bol ürün veriyor diyor ama 45 kat fazla kadmiyum var. Kadmiyum bir ağır metal. Ve kanser hocam. Ve kanser hocam. Peki Ebru'nun söylemek istediği şey şu hocam. Bebeğine anneler bu sütü veriyor. Tamam. Sütün içindeki bakteriler ölüyor, tamam. Proteini duruyor mu içinde? Bir miktar elbette duruyor. Tamamen faydasız diye bir kavram yok. Kalsiyumu duruyor. Ondan çok emin değilim. Ondan çünkü baktığınız zaman B vitamininin mesela tamamen ortadan kalktığını görüyorsunuz. Geçen sene bir lise Balıkesir'den bunu yaptı araştırmasını. Bir TÜBİTAK projesi. B vitamini için mesela Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderdiler. Sıfır geldi sonucu. Benle paylaşıyorlar bunları. Yani bu lafın üstüne mesela direkt endüstrinin şeysi, efendim süt zaten diyor vitamin kaynağı değildir. Böyle bir kavram yok. Tabii ki vitamin olmak zorunda. Mantığı var mı arkadaşlar bunun? İçinde vitamini olmayan süt bebeği besleyemez ki. Bebek sadece sütle besleniyor. Bu yaptıkları hataya örttükleri kılıftır. Bunu istemiyoruz. Günlük pastörize kaymaklı süt getirecekler ve cam şişede. Niye kutuya koyuyorlar zannediyorsunuz? Çünkü ışık gördüğü zaman rengi sarıya dönüyor. O kadar işlemden sonra o hal, sütün yapısı bozuluyor. O yüzden mutlaka ışık geçirmeyen bir ambalaja koymak zorundalar. Şişeye koyamazlar. Camda tutamazlar. Kapalı, onun içinde özel bir paket üretilmiş. Ya da plastik ambalaj ama mutlaka ışığı geçirmemesi gerekiyor. Bütün bunları söylediğinizde UAT sütten yoğurt tutulamıyor efendim, sünüyor. Bütün herkes bunu biliyor. Sünen böyle garip bir şeye dönüşmüş. Hala bunun efendim olur olmaz mı tartışması yok. Burada şuur oluşmuş durumda. Bu süt değil. Başka bir şey. Siz bunu kahvenizin içine rengini beyazlatmak, biraz tadını kırmak için katabilirsiniz. Onda bir sakınca yok. Ama çocuğunuzun beslenmesi bunun üstüne oturursa eğer bundan bir hayır gelmez. Onu söyleyeyim size. Okullara bakıyorsunuz, okul kantinleri ne satıyorlar? Çikolatalı, şekerlemeli, bisküvit, bunları satıyor, krakerleri satıyor. Bakanlık laf olsun diye işte gazlı içeceği engelledik diyor. Bu çocuk bir meyve bulamıyor, bir fıstık bulamıyor, bir fındık bulamıyor. Üzüm yok, bunları koymuyorsunuz kantinlere. Sabahtan akşama bu çocuk evde hocam, bulunduğu saatten fazlasını... Hocam kantine gitmeye lüzum yok. Bu ülkede bir taraftan obezite savaşı yapılıyor, bir taraftan da göbüşlü çocuğun reklamı yapılıyor. Tatlı göbüş deniyor, güzel göbüş deniyor. Reklamlarda izliyoruz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani göbüş özendiriliyor. Canım benim tosunum diyor göbekli. Yarının tansiyonlusu, yarının şekerlisi, yarının romatizmalısı, kanserlisi geliyor. Göbüşle geliyor. Veya ne diyor? Yerim seni diyor. Sosisi yerim. Aslında sosis onu yiyor. Şu meseleyi de lütfen bir kere daha tartışalım. Çünkü geçen hafta Gıda Kongresi'nde dile getirildi ve kimse, daha doğrusu bakanlık dinlemek istemedi. Reklamlarda çocuk figürünün kullanılmasını kabul etmiyoruz. Kesinlikle kaldırılması lazım. Niçin? Kesinlikle. Çünkü anneler çocuklarıyla ilgili konularda çok hassaslar. Bir şeyi çocuğa yedirmek istiyorsanız annenin duygusuna hitap edeceksiniz. Evet. Hatta gebeyken hitap edeceksiniz. Daha çocuğu doğurmadan hitap edeceksiniz. Ben ne yersem o yiyor diyeceksiniz. Anne bana gönder diyecek, evet. Şeker gönder diyecek. Evet. Daha annenin karnında fruktoz zehirlenmesi başlayacak. Böyle bir şey yok efendim. Vallahi yok. Çok üzülüyoruz. Biz. Sosis reklamı bunun üstünden yapılıyor. Salam reklamı kediye veriyorsunuz. Sucuk, yemiyor. Sucuk. Kediye UAT süt ikram ediyorsunuz. İçmiyor. Normal süt verirseniz içiyor. Gerçek olanı yiyor, tercih ediyor. Bunu herkes biliyor. Ona rağmen hala endüstri listeleri gayet güzel ürün yapıyor. Siz nasıl besleniyorsunuz Yavuz Bey? Ben çok merak ediyorum. Dolabınıza gelip bakmak şimdi, istiyorum gerçekten. İnsanlar eve girmeniz biraz sıkıntılıdır. Çünkü bu gözlemi yapabilmek için evin şaka biraz... Şaka yani. Dağda mı yaşıyorsunuz? Ağaçta mı yaşıyorsunuz? Gerekiyor. Pis durması gerekiyor. Benim şahsen... Onu söyleyeyim size. O yüzden içim rahat. Kendim hani sağlıklı besleneyim. Bu akşam somon yapalım. Yarın bilmem ne. Böyle bir kaygım yok. Tamam. Ben
soğanlı, sarımsaklı, biberli bir makarna yapıyorum. Bütün hafta onu yiyorum. İçinde pişiyor ama öyle soğan dediğim de yani bir damla soğan, bir diş sarımsak değil. Neredeyse kiloyla koyuyorum içerisine. Bununla yanına mutlaka iyi bir yoğurt. Zaten sorun orada çıktı. İyi yoğurttan kastınız mı? Kendiniz mi yapıyorsunuz yoğurdu? Hayır. Nereden bulacaksınız? Ben yapıyorsunuz? Pastörize arıyorsunuz? Yok. Hayır. Yoğurdu bulabilirsem alıyorum. Birkaç tane mesela Taksim'de bir mandıra var satıyor. Ara sokaklarda, aşağılarda. Oradan mesela alıyorum. Bulamadım. O zaman evet. Yoğurt yok. Hayır. Hepsi yoğurdu. Bulabilirsem evet. Markete özellikle gitmek zorundasınız. Çünkü gerçek yoğurt üreten Türkiye'de birkaç firma var. Onlar da çok az. Ve bunlar sadece yüksek sınıf marketlerde satılıyor. Şimdi orada bir haksızlık var. Ucuz markete gittiğiniz zaman sizin önünüze 2 liraya koskocaman yoğurdu koyuyor. Ama hakiki yoğurdu gittiğiniz zaman şu kadar ambalajı 7 lira. E ne yapacağım ben şimdi? Atatürk Orman Çiftliği bile yarım kiloluk cam şişe içerisinde yoğurt çıkartmış, tanesi 7 lira. Yazık, günah değil mi? Bu adaletsizlik değil mi? Bulamazsam almıyorum ama kaliteli bir peynir her zaman oluyor. Onu da gidiyorum, tadıyorum, marketten alıyorum. Anladım. Lütfen verin bakayım, bir tadayım. Şahane koyun peyniri, inek peyniri, tam yağlı. Tamam hocam, meyve ne yiyorsunuz? Meyve doğrusunu isterseniz hocam pek yemiyorum. Yemiyorsunuz, sebze. Yani ben sebzede bu dediğim şeyin dışına çok fazla taşmam. Hafta sonu anneanneye taviz, et zaten yemiyorum. Et zaten. Kırmızı et yemiyorsun. Tavuk bulursam yerim, peşine düşmem ama gelirse yerim. Tavuk yemiyorum hocam. Zaten o tavuktaki enayilik, onlar tavuk değil hocam. O bizim üstün niyetimizden. Biz hala tavuk zannediyoruz. Ortada tavuk falan yok. Tavuk diyen yok efendim. Herkes piliç diyor. Beyaz et diyor. Bakanlıkta kanatlı diyor. Ortada tavuk diyen varsa o biz saflar. Onlar tavuk zannediyoruz. Bu tavuk değil ki, herkes onun tavuk olmadığını biliyor zaten. Evet. Peki hocam, çok fazla soru geliyormuş. Çok fazla telefon var şu anda. Hemen toparlamak istiyorum. Bu konserveleri alıyoruz ya da bir takım almış olduğumuz sebzeleri donduruyoruz, dolapta saklıyoruz. Dondurabilirsiniz. Dondurabiliriz, problem yok. Bu konservelere nasıl bakıyorsunuz? Konserveler ısıl işlemden geçiriliyor. Şimdi siz eğer gidiyorsanız ya bir piknik yapalım, bir konserve açalım, bunda bir sorun yok. Ama ben evde her gün konserve yiyeceğim derseniz sorun çıkar. Çünkü bunların 130 dereceye çıkartıyorlar. Kapalı, önce kapatılıyor, sonra ısıtılıyor. Basınç içerisinde o değişiklik aynen UHT sütte olduğu gibi gerçekleşiyor. Açtığınız zaman o yüzden tadı tuzu yoktur ama hani içine de bir şey katmıyorlar. Ondan da müsterih olunuz. Ama bütün beslenmeyi bunun üzerine yükleyemezsiniz. Yüklerseniz eksik tekrar katlana katlana devam etmeye başlar. Konservelerin içine hatta gazı çıkarsa emsin diye bir de lak koyuyorlar. O lakların bile bulunma zamanı herhalde bir 30-40 yıl öncesine gider. Kaplıdır. Teneke doğrudan temas etmez. O teneke ile gıdanın temas etmemesi için değil. İçinde gaz çıkarsa gazı emmesi için. Ay Allah'ım yarabbim. Neler yani, her şey için bir çözüm üretilmiş durumda. Peki, o yüzden. Cam mı? Teneke mi? Mutlaka cam. Cam. Yani cam, o konuda tartışılacak bir şey yok. Bizim aslında konserve tekniği bellidir. Bunu Anadolu'da da yaparlar, Trakya'da da yaparlar. Siz mevsimin en iyi zamanında biberi, domatesi şöyle bir güzel karıştırıp pişirdikten sonra konsantre ediyorsunuz. İçine koyuyorsunuz. Bunu kaynayan suyun içine atıyorsunuz. Kapağı kapatıyorsunuz. Oldu size vakumlu. Evet. Ambalaj. Bu bir daha bir şey olmuyor. Uzun süre gider ama sonsuz değildir ömrü. Ama konservelerin ömürleri teorik olarak sonsuzdur efendim. Yani bu 10 sene sonra da yenebilir. Hiçbir şey olmaz. Zaten adam 7-60 yıl sonra açtı yedi. Kim yedi ha? Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930-40'lardan kalmış olan bir fasulye konservesini açtı yedi. Hamburgerin 14 yıl saklanma hikayesi şehir efsanesi değildir. Doğrudur. Hamburger etine bir şey olmaz. Çünkü ete öyle bir işlem yapıyorlar ki bir daha o ete bir şey olmaz. Hay Allah. Sorun bu. Sorumuz varmış. Peki buyurun. Hocam, Eser abla. Şimdi eskiden kapı sütleri vardı, alırdık, hiç gaz yapmazdı. Şimdi doktorlarımız bize süt öneriyor, içiyorum, bomba gibi geziyoruz, mide şişiyor, davul gibi. Zeplin gibi. Bu içine konan maddeler mi bu gazı yapıyor? Valla içine bir madde koyup koymadıkları benim bildiğim koymuyorlar. Ama işlem o kadar ağır bir işlem ki sizin sindirim sisteminize yabancı bir takım maddelerin oluşmasına neden oluyor. Çünkü bizim gelenekte bu kaynatılır. Daha üstüne çıkmak isterseniz 100 derece, 130 dereceye çıkınca basınç altında yapmak zorundasınız. Çünkü süt 100 derecede kaynıyor. Bir de şikayetimiz var. En büyük marketlerde dahi taze günlük süt yok. Bravo, şişe sen, sütü yok. Işte. Satmıyorlar, söylüyoruz. Diyorlar ki getiriyoruz, bozuluyor, almıyor kimse diyorlar. Kutu sütler dayanıklı olduğu için onları kullanıyorlar diyorlar. Onun için hiç
şey şişe sütü kaymaklı bulamıyoruz hiçbir yerde. Kaymaklı getirecekler. Ona göre dağıtım şebekelerini güncelleyecekler. Ne yapacaklarsa yapacaklar. Ama şöyle söyleyeyim. Zihniyet Bursa'dan Hakkari'ye süt ve yoğurt gitmesini düşünüyor. Böyle bir kavram olmaz. Bu süt Bursa'dan kalkıp Hakkari'ye gidemez. Orada üretilecek. Dolayısıyla endüstri 3,5 yıl önce de aynı şeyi söyledik. Yerelleşecek. Yerel küçük tesisler kuracaklar. Öyle bir tane devasa tesis. Ege'nin bütün sütünü topla. Onu yolla Kars'a. Olmaz öyle şey. Onlar da bölge bölge kendi küçük tesislerini kuracaklar. Eğer istiyorlarsa, istemiyorlarsa açık süt efendim her zaman emrinize amadedir. Bunu güzel. Hocam son bir soru soracağım. Bu benim kendi merak ettiğim, tahmin ediyorum. Herkesin de böyle bir duyduğu bir sorudur. Bu kanserin tedavisini buldular da saklıyorlar diyorlar. Doğru, saklıyor efendim? Musunuz? Böyle bir şey var mı? Petrol gibi yani. Türkiye'de petrol var ama söylemiyorlar. Yok efendim, böyle bir şey yok. Ama şunu da söyleyeyim size büyük bir samimiyetle. Merak eden de yok. Hani bu nasıl tedavi edilir diye. Herhangi bir kimsenin kaygısı olduğunu zannetmeyiniz. O da endüstri işidir. Bu hastalığı gidersiniz... yaşayanlara sormak lazım hocam. İşte o yüzden gidersiniz kongreye. Bu mesele geçen sene süt meselesi, yoğurt meselesi, piliç meselesi Ulusal Kanser Kongresi'ne bildiri olarak gönderdim. 5 dakika dinlesinler diye karşılıklı tartışıldı. Üçü de reddedildi. Dolayısıyla sizin bu sıkıntılarınızın akademide bir karşılığı yok. Kusura bakmasınlar. Çaresi bulundu da saklanıyor mu? Hayır. Ama bakış açısını değiştirmedikleri sürece çaresini bulamayacaklarından emin olabilirsiniz. Hocam o yüzden sizden istirhamı okun. Kitabın bu gözle okunmasıdır. Çünkü bir değişikliğe gidilecek, yeni bir şey söyleniyor. Bir sonraki söylenecek olan bunun üstüne oturtulacak. O yüzden bu bilginin aklı eren, bilgi sahibi olan insanlar tarafından okunması lazım ki bir tartışma ortamı yaratabilelim. Yoksa endüstrilerin önü açık. Sizin gibi 5 kişi bir araya gelse hocam buna çözüm bulursunuz. Çok şey değişiyor. Bizim gibi 20 kişi bir araya geldiğinde değişmeyecek. Çok teşekkürler. Hocam, çok teşekkürler. Yani benim bile kafam karıştı. Harbi de yani bir sinirim evet. Bozuldu. Yani bu Yemezler kitabınızı alacağım ben. Onu koyacağım başucuma. Ama bu negatif etki altında da kalmamak için de yok. Kendime alternatif yöntemler çaresiz bulacağım. Çaresiz değiliz. Lütfen sakın telaşa tasaya kapılmayın. Çaresiz değiliz. Biz çözümlerimizi çok güzel kendimiz zaten buluyoruz. Çözümü bulan bir diğeriyle paylaşsın. Bu şekilde gidecek. Birbirinizle bu bilgiyi, seçenekleri, bak şurada da şu varmış, burada da bu varmış. En sonunda canlı tavuk da gelmeye başladı. Çünkü biz inanmıyoruz artık bu hayvanların sağlıklı olduğuna ki yazılarda bu yazıyor, makalelerde bu geçiyor. En sonunda bunun karşılığında canlı tavuk sevkiyatına giriştiler evet, sağlıklı olduğunu görebilmek için. Tavuğun kafası göründü. Evet, tavuğun kafası göründü. Çok teşekkür ediyorum. Herkes bu habere anlatılacak olanlara dikkat etsin. Sigara içiyor musunuz? Öksürüyor musunuz? Balgam çıkarıyor musunuz? Yaşıtlarınızla aynı hızı tutturmakta zorlanıyor musunuz? Nefesiniz daralıyor mu? Bu sorulara cevabınız evetse KOAH'lı olabilirsiniz. Gizli tehlike, KOAH'a dikkat. Geri dönüşümü olmayan ilerleyici hava yolu kısıtlanmasıyla oluşan bir hastalık olan KOAH'tan nasıl korunmalıyız? Herkes bu bilgileri not etsin. Sigara hastalığa nasıl yol açar? KOAH'lı bir hastadaki belirtiler nelerdir? Astım KOAH'a dönüşür mü? Göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Profesör Doktor Hakan Günen'den altın değerinde bilgiler. Şimdi hayata dokunmak lazım da. Göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Profesör Doktor Hakan Günen. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet hocam, bir KOAH fırtınası esiyor. KOAH. Nedir bu KOAH? Ne, baş harflerini tekrarlayalım. Valla KOAH esasında uzun ismiyle kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz 4 kelimeden oluşan bir hastalık. Öncelikle basit bir hastalık gibi görünüyor KOAH. Ben bir stüdyoya bir sorabilir miyim? Kimler daha önce duydu bu ismi? Bir ellerini kaldırabilirler mi acaba? Bakın stüdyoda yaklaşık olarak 50 kişiyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi kaldı. Evet. Yani KOAH ismini duyma oranımız yaklaşık %10 civarında ki bu arkadaşlar herhalde bu konuda daha bilinçli kişiler. Yani sağlığına daha çok özen duyan kişiler. Ama KOAH niçin önemli? Bugün ayrıca Dünya KOAH Günü. Bütün dünyada KOAH hakkında bir takım faaliyetler yapılıyor.
Evet, yani bilgilendirmeler, yapıyor. Bilinçlendirmeler, televizyon reklamları, reklamlar, televizyon programları, işte sempozyumlar, halka yönelik toplantılar vesaire. Ben aynı zamanda da Dünya KOAH Derneği Gold'un Türkiye temsilcisiyim. Şimdi KOAH niçin önemli? Hemen ben direkt girmek istiyorum. KOAH dünyadaki en önemli üçüncü ölüm nedeni. KOAH dünyadaki en önemli üçüncü ölüm nedeni. Yani bir kalp hastalıkları dediğimiz zaman herkes biliyor. Yani kalpten dolayı ölümleri herkes biliyor. Bir beyin kanaması, beyin damarlarında bir tıkanıklıktan dolayı meydana gelen ölümleri herkes biliyor. Bunlar birinci ve ikinci önemli nedenler. Ama KOAH dediğimiz zaman kimse bilmiyor ama dünyadaki en önemli üçüncü ölüm nedeni. Şu anda dünyada her yıl yaklaşık 3,5 milyon civarında insan KOAH nedeniyle hayatını kaybediyor. Tüm toplumlardaki insanların KOAH nedeniyle hayatını kaybetme oranı %6. Yani bu KOAH dediğimiz şey uzun süredir devam eden ve kolay kolay iyileşmeyen tıkayıcı hava yolu hastalığı mıdır? Evet. İsterseniz tanımını da bir söyleyeyim hemen, evet, basit bir şekilde. Başta sigara dumanı olmak üzere, evet, başta sigara dumanı olmak üzere her türlü solunum yoluyla alınan zehirli gaz ve tozların akciğerlerde uzun zaman içerisinde kalıcı ve ilerleyici hasar yapmasıdır KOAH hastalığı esas olarak. Başta sigara dumanı dedim ama buna iş yeri maruziyeti varsa, iş yeri ortamında da zehirli gazlar, tozlar varsa bu da bir neden olabilir. Veya evlerde, köylerde ısınmak veya yemek pişirmek amacıyla bir takım gazlara ve tozlara da maruz kalınıyorsa gene bunlar da ayrıca KOAH nedenidir. Ama dünyada en önemli KOAH nedeni %60-70 oranında sigaradır. Hocam. Evet. Size bir hazırlık yaptık. Teşekkür ederim. Şöyle alalım isterseniz. İnşallah devrilmez. Şöyle bu akciğerler görüyoruz. Şöyle akciğerler. Buyurun. Ortada kalbimiz çıktı herhalde. Burada, evet, kalbimiz var ortada. Evet, ortada kalbimiz var. Bunlar akciğerlerimiz. Nefes aldık, evet, yukarıdan. Nefes alıyoruz. Zehirli gazlar buradan geliyor. Her tarafa zarar veriyor. Trakya'ya, larynx trakya'ya zarar veriyor. Oradan büyük hava yollarına geliyor, zarar veriyor. Esasında girdiği andan itibaren tabii ki sigara dumanı her tarafa zarar veriyor ama en büyük zararı daha çok burada gördüğümüz küçük hava yollarında, bakın küçük hava yolları var, çapları daha dar ve aynı zamanda burada akciğer parenkimde, yani alveollerde ve kan damarları üzerinde yapıyor. Yani en büyük zararı sigara dumanı ve zehirli gazlar küçük hava yollarında, büyük hava yollarında da etkili ama en büyük zararı küçük hava yollarında ve akciğer parenkiminde, yani esas akciğer dokusunda yapıyor. Bu hemen olmuyor, yıllar içerisinde oluyor. 10 yıl, 20 yıl gibi uzun sürelerde sürekli maruziyet olması durumunda oluyor ve KOAH dediğimiz hastalık böylece akciğer yapılarında bir hasar meydana gelmesiyle oluşuyor. Mesela bu bizim bildiğimiz en çok kömür işçilerinde olan hadise değil mi? Bunlar kömür işçileri, en çok tozu kömür onlar. Kömür işçileri de, evet, onlar da tabii bir KOAH riskiyle karşı. Kot pantolonları. Kot taşlamacılığı o değil, o farklı bir olay. O silikozis, o daha ileri, daha hızlı, daha çabuk ortaya. Ama orada da bir solunum yolu maruziyeti. Tabii tabii, oradaki maruziyet biraz daha farklı. Çok ince tozlara maruz kalıyor onlar ve onların akciğerde yapmış olduğu olay aynı şekilde ölümcül. KOAH'la benzerlikler var ama KOAH demek doğru değil. O, evet, daha çok silikozis, silikozis, yani ölümcül silikozis diyelim. Burada daha çok sigara ön planda. Burada sigara ön planda. Sigara. İş yeri maruziyeti var, yani zehirli gazlar, tozlar var ve aynı zamanda evde yemek pişirmek ve ısınmak amacıyla bir takım şeyler kullanılıyorsa bunların yanma esnasında ortaya çıkan dumanlarına maruz kalmak var. Yani en önemli 3 neden bunlar. Kebap pişiriyoruz, çıkan tabii, dumanlar tabii, yani, oluyor mu hocam? Mesela hayatı boyunca mangal yapanlar, mangal yapma yerlerinde çalışanlar, doğru, risk altında. Evde mesela anneler, babalar, eğer özellikle anneler kırsal kesimde eğer ki yemek pişirme işlemini açık bir yerde yapıyorlarsa, yani çalı, çırpı, odun, kömür yakıyorlarsa, evet, ve bunların üzerinde yemek pişiriyorlarsa buradan çıkan gazları ve tozları da soldukları için onlar da gene KOAH riskiyle karşı karşıyadırlar. Biraz önce Yusuf Bey bahsetti, hani genetik bir takım şeylerden de bahsetti. Esasında baktığımız zaman kanserde olsun, KOAH'da olsun genetik birçok faktör var. Yani KOAH hastalarda şu 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 genetik faktörler önemlidir diyoruz ama bunların hiçbirisi, kanserde de öyle, biraz önce Yusuf Bey de bahsetti, bunların hiçbirisi çevresel bir etken, yani başta sigara gibi olmadan bunlar aktifleşmiyorlar. Yani o bir tohum, evet, bizim o tohumu sulamamız, gübrelememiz, evet, hata yapmamız gerekiyor. Yani kısaca kötü şöyle yaşayarak bir şey söyleyebilir miyiz? Yani iyi tedavi edilmeyen, tekrarlayan bu öksürük ve bronşit halinin dönüştüğü bir hal midir bu KOAH? O da bir faktör değil mi, evet, hocam? Öncelikle kişi sigara içiyor olsa bile, uzun yıllarda sigara içiyor bile olsa, yani şunun altını çok net olarak şey yapmak lazım, çizmek lazım. Hiçbir öksürük, hiçbir balgam çıkartma şikayeti veya ara ara olsa bile, çok az da olsa bile bir nefes darlığı normal değildir. Yani ben sigara içiyorum, 60 yaşındayım, 70 yaşındayım, öksürüyorum, tabii ki bu normal bir şey. İşte ara ara nefesim daralıyor, tabii ki bu normal bir şey. Veya balgam çıkartıyorum, böyle bir şey yok. Yani
Hiçbir uzun süreli öksürük, hiçbir uzun süreli nefes darlığı. Uzun süreli öksürükten kasıt hocam ne kadar? Yani bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, beş ay, altı yıl, bir sene. Yani eskiden bunlar. Kendi bir, ufak yani ufak teorik olarak söylemek gerekirse iki haftadan uzun süren öksürükler. İki haftadan uzun süren öksürükler lazım. Normal eski değil. Eski hekimler buna muannit öksürük derlerdi. Yani inatçı öksürük. İnatçı öksürük. Balgamla olması mı olmaması mı daha önemli öksürük? Tabii balgamlı olursa daha kötü. Yani işin içerisinde sürekli bir artık balgam üreten hücrelerin de işin içine karıştığını gösteriyor. Zaten başlangıçta KOA öncelikle kuru öksürükle başlar. Kuru öksürük, kuru öksürük, kuru öksürük. Ardından balgam çıkartmaya başlar. Ardından da nefes darlığı gelişir uzun yıllar içerisinde. Nefes darlığı gelişmişse yolun yarısı tamamlanmış demektir. Değil şöyle mi? Bir şey var. KOA'da tabii nefes darlığı esasında işin en başında da var ama vatandaşlar, kişiler işte yaşam şartlarını biraz adapte ediyorlar. Yani daha yavaş hareket ediyorlar, asansör kullanmaya başlıyorlar, merdivenlerden yavaş yavaş çıkıyorlar ve o nefes darlığı şikayetinden hep böyle kaçıyorlar, 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 yaşamıyorlar. Çarşıya, pazara daha az gidiyorlar filan gibi. Ama tedavisi çok mu zor KOA'nın? Aslında bu bir kere KOA değil. Değil mi hocam? Bir tabii yani KOA esasında bronşit var içinde, astım var, yani amfizem var. Bronşit komponentli ve amfizem komponentli olarak iki gruba ayrılıyor ama genellikle her KOA hastasında iki komponent belli oranlarda bulunuyor. Peki yani şimdi stüdyomuzda bir test yapmayı önerdiniz hocam. Evet. Bir bakalım acaba bunda yatkın bir kimse var mı? Nasıl yapacağız bu testi? Şimdi şöyle yapacağız. Şimdi bir kere sigara içiyorsanız, şunu bilin sigara ki... Sigara içen var mı kimse? Kaç kişi içiyor? Ellerini kaldırabilir mi sigara içenler? Ooo inanmak mümkün değil. Bizim bravo programı... az kişi sigara içiyor. İnşallah herkes kaldı. Tamam. Evet. Şimdi bu testi yaptırmak istiyorsunuz. Evet. Nasıl bir test hocam bu? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Sigara içen insanların bilmesi gerekiyor ki yaklaşık %25-30'u ilerleyen yaşlarda KOA olacaktır. Evet. Yani bundan kaçış yok. 60'lı 70'li yaşlara çıktığımız ne zaman... Ne kadar sigara tüketenler? Sigaranın miktarı... Günde yani içici... O çok şey bence değil. Bence ona hiç girmeyelim. Sigara tüketelim. Yani sigara günde bir tane bile tüketiliyorsa evet, KOA riski vardır. Tabii ne kadar çok tüketirse o kadar çok artar. Şimdi nefes darlığını hissetmek için yani bir KOA'lı bir hastanın nasıl nefes aldığını hissetmek için şöyle bir test yapacağız. Siz benim aynen söylediklerimi yapın. Şimdi normal nefes alıp verin. Normal. Hocayı dikkatle izleyelim. Evet. Gayet rahat değil mi? Ne güzel rahat rahat nefes alıp veriyoruz. Hatta hayatımız boyunca hiç nefes aldığımızın farkında bile değiliz. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Derin bir nefes alalım. Alalım. Tutalım. Tutun. Şimdi bunun üzerine bunu vermeden nefes alıp verelim. Ne kadar zor değil mi? Yani akciğerler dolu, şişmiş, boşalmıyor ve siz bunun üzerine hayatınızı devam ettirmeye ve nefes alıp vermeye çalışıyorsunuz. Yani hep işte, hayatı boyunca evet, böyle yaşayacak. Evet, yani KOA'lı bir hastanın akciğerleri şişmiştir. İçeride hava hapsi vardır. O nefesi boşaltamaz. Alabildiniz mi? İşte. Nasıl aldınız? Siz nefes bile almıyorsunuz, siz öyle oturdunuz orada. Sigara içen hanımefendi. Aldım. Kim başka sigara içen hanımefendi? Neyle karşılaştınız? Kesik yani. Sesiniz çıkmıyor belli. Yok kaçırmayın bakın. Artık. Hemen sigara Japon oldular sigara içiyoruz diye. Yok böyle bir şey. Türkçe anlatıyoruz, altını çiziyoruz. Duymadım. Bakın. Sigara içenler utanıyorlar mı? Biraz? Bakın bir şey mi söylediniz? Biraz böyle saklanmak istiyorlar. He? Hayır, sigara saklanmıyorum. Kaç paket sigara içiyorsunuz? Bir paket. Bir paket günde. Ay çok değilmiş canım. İyi yani. Ama yapma Ebru. Kaç yıldır içiyoruz? Ay. Kaç yıldır içiyoruz? 30 yıldır. 30 yıldır. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Yani sigara içen bir kişi solunum fonksiyon testi yaptırdı. Solunum fonksiyon testleri normal çıktı diyelim. İşte ne güzel ben KOA değilim sigara bana bir şey yapmıyor diye bir şey yok. Yani akciğer kanseri olabilirsiniz. Bravo. Kalp hastası olabilirsiniz. Beyin kanaması geçirebilirsiniz. Bravo. Mide kanseri olabilirsiniz. Cildiniz vesaire kırışı. Vesaire. Cildiniz peki kırışı. Hocam bir tanıtım filmimiz var bununla ilgili hemen izleyelim onu. Bu yaptığımız testin adı spirometre, yani halk içinde bilinen ismiyle solunum testidir. Bu testi yaptığımız zaman bu testin sonucunda hastanın akciğerlerinde, hava yollarında bir patoloji olup olmadığını saptama imkanımız oluyor. Testimizin vermiş olduğu değerlere göre hastaları normal, hafif hasta, orta hasta veya ağır hasta grubu olarak gruplara ayırmamız ve buna göre tedavilerini vermemiz mümkün hale gelebiliyor. Testi özellikle solunum sıkıntısı olan, solunum problemi yaşayan herkesin yaptırması lazım.
Bunun dışında solunum problemi olmasa bile 40 yaş üstünde sigara içen herkesin mutlaka yaptırması gerekli olan bir testtir bu. Başta KOAH ve astım olmak üzere bu tip hastalıkların erken tanısında, teşhisinde ve evrelendirmesinde kullandığımız çok değerli bir test. Evet hocam, ben hep söylüyorum, bir defa daha söyleyeceğim müsaade ederseniz. Her organımıza eşit muamele yapmıyoruz. Bazı organlarımızı kayırıyoruz. Kalbimiz kayırdığımız organlardan biri. Gözümüz kayırdığımız organlardan birisi. Evet. Ama akciğer iyi çalışmazsa kalbin iyi çalışmasını asla beklemeyin. Çünkü akciğer eğer yeterince hava alıp vermezse kalbinizin yaptığı iş hiçbir işe yaramaz. Veya sıkıştırırsa evet, kalbi. Evet. Yani biraz önce şey yaptık ya, bahsettik ki akciğerler şişmiş duruyor. Eğer akciğerler büyürse, şişerse kalp üzerine baskı uygular. O da tabii ki kalp fonksiyonlarına evet, aydın. O nedenle akciğerimize zarar verecek olan her şeyden sakınacağız. Sigara içmeyeceğiz. Trafikte gidiyorken arabanın camlarını kapatacağız. Dumanlı, kirli, tozlu yerlerde durmayacağız. Tabii. Doğru mu hocam? Başka ne yapacağız kesinlikle hocam? Pasif sigara içiciliği evet, de tabii ki. Ben mesela yanımıza çok rahatsız oluyorum yanımda tabii sigara yani içilmesinden. Pasif sigara içmek de aynı zamanda bir KOAH nedenidir. Yani KOAH'lı olma riskini hiçbir şekilde sigara içmeyen ve pasif dumana maruz kalmayan kişilerde arttırır. Aynı zamanda da bir kanser nedenidir. Yani pasif sigara içimi. Peki o da doğuştan bir faktör eksikliği demişsiniz. Nedir? Alfa 1 antitripsin eksikliği dediğimiz tek başına sigara içilmese bile KOAH neden olan bir genetik bozukluk var. Ama tamam, dediğim gibi bu çok nadir görülen bir şey. Tamam. Yani KOAH hastaların %1-2'si, bazı toplumlarda 1000'de 1'i. Dediğim gibi yani bu bugüne kadar gösterilmiş tek başına hiçbir şey olmasa bile KOAH neden olabilecek tek neden. Ama çok küçük bir çok faktör. Çok seyrek. Ama bunun dışında bundan başka gösterilmiş birçok genetik bozukluk var. Ama bunların hiçbirisi sigarayla... Ya da biz bozuyoruz. Tabii tabii yani bu genetik bozuklukların hiçbirisi sigarayla bir araya gelmeden aktifleşmiyorlar. Ya yani bu tetikleyici yani ağzımıza aynen, bir bomba alıyoruz. Her gün onu o bombayı böyle güzelce soluyoruz. Böyle içeri bırakıyoruz onu. Tabii. Yani ve içimizde aynen, patlıyor ve nelere neden olduğunu yıllar içinde anlıyoruz. Ablacığım duyuyor musunuz? Bırakalım mı bu sigarayı beraber? Sadece öyle değil. Ay bak... Dedi. Ebru sadece böyle de değil. İnanmıyorum. Sadece böyle de bir dakika değil, şu zihniyeti ben anlamak istiyorum. Neden böyle diyorsunuz? 30 yıldır içiyorum, bana bir şey olmadı. Ciğerlerimin de filmini çektirdim, tertemiz çıktı mı diyorsunuz? Onlardan mısınız siz? Bilmiyorum ama sigarayı bırakmak istemediğim için herhalde. Yani herhangi bir zararını göreceğim, işte hasta olacağım içtiğim zaman Allah veya korusun, işte midem bulanacak ki bırakayım. Zevk alıyorum. Aslında şu anda ses hep böyle miydi sizin ses? Yok, bugünlerde rahatsızım biraz o yüzden. Geçmiş olsun. Yani yıllar içerisinde sesiniz değişti tabii mi? Tabii etkilendi tabii ki. Etkilendi. Yani ses telinize yapılan etkinin bronşi olmadığını mı düşünüyorsunuz? Anlamadım. Ses telinize yaptığı bu zararı. Yok, sigaradan yaptığını biliyorum. Akciğerdeki zararla tabii aynı şey ama olduğunu... Ama şu anda bu kadar kısık olmasının nedeni değil. Ben size bir şey söyleyeceğim. Kış geldi, aramızda kalsın. Siz de Ebru gibi böyle 10 günde evet, bir hastalananlardan evet, mısınız? Evet, sabah hoş geldiniz. Hoca ne diyor biliyor musun? Tanıyorum ben. Ebru hoca ne diyor biliyor musun? Zaten buradan önce benim kulağıma zaten pek sağlıklı görünmüyor hocam. Ah! Ha, geliyor. Ya, tanıyanlar var biliyorlar. Bakın iki hoca size buradan dediler ki bu sigarayı bırakın dediler. Buna kulak verecek misiniz? Hocam biz gelin verecek, yürümeyi falan bir sigarayı bıraktırma kampanyası gibi bir şey başlayalım. Bakanlık zaten yapıyor. Yapıyor tabii ki destek sahası, olalım hocam. Biz ona desteğiz sonuna kadar desteğiz. Ama biraz daha olalım ne yapalım? Ne yapalım daha çok sigara konuşalım. Sigaranın zararlarını konuşalım değil mi? Bir de Ebru ne oluyor biliyor musun? Sigara dumanı içinize çekiyorsunuz. Evet. Ne kadar ayıp bir şey. Ben bir seferinde ben de sigara içtim. Yaklaşık 20 sene önce bıraktım. Alıyor ciğerine çekiyor. Ben sanki mecburum onun dişlerinin ciğerin içine gelen dumanı sormak zorundayım. Ya. Yani benim yüzüne böyle... Diyor musunuz? Peki sigara dumanını niye üflüyorsunuz? Tabii. Yani buna hakkınız yok. Bu nezaketsizlik aslında. Yani kendinize verdiğiniz zarar dışında bir nezaket zararı da var burada. Doğru mu hocam? Kesinlikle öyle. Yani sigara içmeyen kişiler tabii sigara içenlerin yanında gerçekten rahatsız oluyorlar. Yani onun kokusundan, dumanının gelmesinden. Ben de bunlardan birisiyim. Yani yaşıyoruz. Allah'tan bu kapalı ortamlarda en azından sigara içmeyle ilgili bir takım önlemler alındı. Her ne kadar son zamanlarda biraz gevşemeler var ama evet, bu önlemleri daha da kuvvetlendirmek, daha da uygulanabilir hale getirmek çok önemli. Kimler bende KOAH olabilir diye düşünmeli. Bir evet, sayalım hocam. Son bir, mesajını da alalım hocamızın. Öksürük. Şimdi bir kere evet öksürük şikayet olanlar, balgam çıkartma veya diyelim veya hepsinin birlikte olması gerekmiyor. Tamam. Öksürük veya balgam tamam, çıkartma şikayeti veya nefes darlığı olan kişiler bir de üstüne sigara içiyorlarsa KOAH olma riski çok yüksek. Peki. Örneğiniz. Evet. Kendinizi koruma altına alınız. Son mutlaka mesajınız nedir doktora efendim gidiniz ve bir solunum fonksiyon testi yani spirometre yaptırınız. Bu test
KOAH'lı olup olmadığınız yönünde size önemli bilgiler verecek. En güvenceli test. Evet. Erken teşhis tabii ki her şeyde olduğu gibi önemli. Çok önemli. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Çok teşekkürler. Her saniye aldığınız oksijenin vücudunuzda kesintisiz dolaşmasını ister misiniz? Cevabınız evetse ekran başına. Kandaki oksijen oranını arttırmak ve hücre sağlığınız için doğru nefes alma teknikleri hayata dokunmak lazımdı. Canlı yayında nefes terapisi, nefes analizi ve yüz neşe nefesi uygulaması. Nefes koçu ve eğitmeni Alev Özerk'ten altın değerinde bilgiler. Şimdi hayata dokunmak lazımdı. Başına. Halk arasında yağmurlu havanın habercisi olarak bilinen romatizma aslında 200'den fazla çeşidi olan önemli bir hastalık. Bunu biliyor muydunuz? Romatizmayı hafife almayın. Dikkat! Tedavi uygulanmadığı takdirde hayatı kabusa çeviren ağrı ve şişlikler yaşanmasına neden olan romatizma hakkında bugüne kadar hiç duymadıklarınız. Romatizma nedir? Hangi faktörler bu hastalığa neden olur? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Etkileri, kalp kapağı ve kalp yetmezliğine kadar neden olan iltihaplı romatizmadan korunma ve tedavi yolları. Şimdi hayata dokunmak lazım da. Sabahtan beri bizi izleyenler, gözlerini yeni açanlar varsa efendim nefes almaya başlayacağız az sonra. Ama sabahtan beri bizi izleyenler varsa daha fazla nefes alma ihtiyacı duyacaklar. Ben şu an onun eksikliği içindeyim. Gerçekten nefes almak istiyorum. Bu nefes almanın öneminin değerinin bilmem farkında mıyız ama biraz olumsuzluklar da duyunca sabahtan beri bütün bunların içinde kendimizi sorgularken daha derin nefes almamız lazım. Bize yardımcı olun lütfen. Nefessiz kaldınız. Nefes koçu ve eğitmeni Zehra Alev Özerk. Evet. Merhaba, hocam. Günaydın. Böyle bir şey var. Önce nefes tutmayalım diyorum. Evet. Şöyle bir rahat bırakın kendinizi. Rahat. Ağızlarınızı hafif aralayabilirsiniz. Çünkü en derin, en güzel nefesi ağzımızdan alıyoruz. Her ne kadar çok önerilmese de, burun nefesi öğretilse de, biz bundan sonra, bugünkü çalışmamız ve programdan sonra sizlere evde bunu yapabileceğiniz pek çok bilgiyi aktarıyor olacağım. Bu şekilde. Peki, doğru nefes alma denen son yıllarda biraz daha da altını çizdiğiniz, sizlerin önce olduğunuz bir durum gelişti. Bu derinlik ve zenginlik kazandı nefes alış halimi. Bunu biraz açıklar mısınız? Kaybettiğimizi buluyorlar şimdi. Hatırlatıyoruz. Biz nefes almayı unuttuk, onlar hatırlatıyorlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Nefes almanın ilk koşulu nedir? Oksijen her yerde var. Bir yere gidiyoruz zaten. Bir yere gitmemiz gerekmiyor. Tamam. Bir alet almamız gerekmiyor. Oturuyoruz, gözlerimizi kapatıp ağzımızı açıp derin derin sadece ve sadece diyafram kasımızı kullanarak karnımıza en güçlü bütün organların, bütün merkezlerin olduğu deneyerek yapalım mı? Kime nefes aldıracağız? Gönüllü var mı nefes almak isteyen biri? Ben de alabilirim. Yani aslında nefes analizi yapıyor olacağız geldiğinde. Nefes, ben beni yapar mısınız? Bir dakika, o gelene kadar. Sen yatıyor sen muyum? Sen şöyle yat, yat, tamam. Ben? Sen şöyle. Hadi yat. Ben de yanına uzanacağım. Nefes almak istiyorum. Bakalım, hakikaten sen de bilmiyorsun gibi geliyor bana. Nefes almayı bilmiyor yani muyum bazen hocam? Bazen bakıyorum. Tutuyor olabilir. Bak onda fayda var. Evet. Gerçekten mi hocam? Vallahi. Ben diyafram nefesi aldığını biliyorum çünkü eğitim almışsın. Evet. Ama bazen daha yüzeyel nefes alıyorsun. Derin diyafram nefesi. Yani yattınız ve kendi şimdi nefesinizi izleyelim. Alıyorsunuz. İzleyelim. Peki. Evet. Hiç burada konuştuklarımızı düşünmeyin. Huriye nasıl nefes alıyor? Eğitimlerde öğrendiğimiz en güçlü bilgi seansa gelen kişilerin nefes alışkanlıklarını, nefes kalıbına bakarak onları yorumlamak. Çünkü hayatta oluyor. Yaşadıklarımız, tecrübelerimiz nefesimizi değiştiriyor. Yani bebeklikteki karın nefesimiz yavaş yavaş farklı yerlerde olmaya başlıyor. Mesela? Mesela şimdi Huriye Hanım'a baktığımda çok az nefes alıyor. Yüzeyel. Evet, yüzeyel. Göğüs çok dahil değil. Dolayısıyla buradaki kalp merkezimiz enerjiyi alamıyor. Dolayısıyla kalp, akciğerler oksijenle fazla beslenemiyor. Ve orada bizim kalp çakramız var. İleride de tansiyon, şeker, kalp hastalıkları enerjiyi almadığı için ortaya çıkıyor fiziksel olarak. Biraz fazla düşünen birisi Huriye Hanım. Karar vermeden önce, adım atmadan önce, bir şeyleri harekete evet. geçirmeden evet. önce. Nefesi böyle olduğu sürece de bunu akışa getiremez. Şimdi biz nefes almayı mı öğreniyoruz? Bir dakika, benim şaşırdım. Yüzüne başka bakmak şey ihtiyacı duydum. Evet. Evet. Dandan söylüyorum biraz ama kusura bakmayın. Yok, olsun.
Büyük bir şans buradasınız ve sizin analizinizi yapıyoruz. Bugünden sonra bunu değiştirmek için... Nefesten kişilik analizi gibi bir şey. Evet, nefes analizi. Bunu Ebru'ya mutlaka yap. Şimdi Hurriye Hanım, ağzımızı açalım. Derin derin nefes almaya başlayalım. Evde yapacağınız aslında bu. Gece yatmadan önce yapabilirsiniz. Sabah güne başlamadan önce özellikle yapabiliriz. Niye burundan değil ağız? Ağız, oksijeni daha çok alabilmemiz için. Ne ve diyaframımızı kullanmamıza daha çok destek oluyor. Şurada çok güçlü bir kasımız var. Kaburgalarımızın altında ve çok az kullanılan bir kas olduğu için hayat içinde. Bu kas gittikçe sertleşiyor ve bizim nefes almamızı engelliyor. Yani kas sertleşmez de gücünü kaybeder. Gücünü kaybeder, kullanılmadığı için. Akciğerle, karnı ayıran, şurada bir zararımız şimdi var. Şimdi Hurriye Hanım nefes alışını arttırdıkça, derinleştirdikçe, evet, bakın evet, alt bölgeye enerji gelmeye başlıyor. Yaşam enerjisi ağızdan artacak. Ağızdan mı alacağız? Ağızdan alacağız. Mümkün olduğu kadar açacağız. Ve dolayısıyla akciğerler havayla dolmaya başlıyor. Belki akciğerlerin %30'unu kullanıyordu çoğumuz. %40'ını belki kullanıyoruz. Tam kapasite akciğerleri hiçbir zaman doldurmuyoruz derin nefes almadığımız için. Akciğerler büyüyüp oksijenle dolunca bütün buradaki iç organlara masaj yapıyor. Peki ben size bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Ama bana kızmayacaksınız. Hayır. Şimdi çakradan bahsettiniz ya. Evet. Bu çakraların en çok yaygın olduğu ülke hangisi dünyada? Hindistan. Hindistan. En kısa yaşayan insanlar da Hindistan'da. Niye onlar 50 sene dönüyorlar böyle güzel nefes alıyorlarsa? Yani nefes aldıkları konusunda bilgimiz yok. Ne kadar nefes aldıkları hakkında. Ama onlardan öğrendiklerimizi dünyaya duyurmaya çünkü onlar... Mesela Ayurveda diyoruz, çakra diyoruz ama Hindistan'da ortalama yaşam süresi dünyanın en kısa ülkelerinden birisi Hindistan. Ama onlar öbür hayatı daha çok tercih ediyorlar. Biz bu hayata, biz bu hayata bakalım. Neyse evet, evet. Bizim amacımız burada olduğumuz süre içinde hayatı dolu dolu, mutlu, neşeli ve sağlıklı yaşayabilmek. Eğer bedenimizde oksijen yoksa, hücreler oksijenle beslenemiyorsa pek çok hastalık kendini göstermeye peki başlıyor. Şimdi doğru nefes almak önemli. Ağızdan nefes almak önemli. Nasıl nefes alalım? Bize onu öğretebilir evet misiniz? Nerede yanlış yapıyor bu anda? Hurriye Hanım nefes alışı değişti mi sizce? Biraz daha değişti. Derin nefes alıyor evet şu anda. Evet. Bunu 3 dakika yapması yeterli bir farkında kişi. Farkında şu anda evet ne yaptı Hurriye Hanım? Hurriye Hanım benim gösterdiğim şekilde ağızdan karnına odaklanarak nefes almaya başladı. Karnıma nefesi indirmek için... Bir farkındalık kazandı bir kere her şeyden. Bir kere için oraya odaklandım. Evet. Zehra Hanım önümüzdeki günlerde gelecek misiniz tekrar yönetmenimle tekrar ediyor. Bize detaylı bir şekilde nefes almayı öğretecek. Öğretecek. Elbette. Biz onu bunu yapacağız elbette stüdyoda ve elbette ekran başında evet herkes bizimle bunu nasıl hissediyorsunuz? Öğrenecek. Bugün ipuçlarını verdiniz. Nefes bu yüz neşe nefesi nedir? Yüz neşe nefesi şu anda yatırarak yaptığımız Hurriye Hanım'da. Yani her sabah güne başlarken özellikle yani biz eğitimin ilk gününde bunu öğrenmeye başlıyoruz. Nefes seansına gelen ilk kişi ilk seansında bu bilgiyle ayrılıyor yanımızdan. Evde her gün uyanır uyanmaz yüz nefesi yaklaşık 3-4 dakika oturup ağızdan almak. Bu ne yapacak? Günlük neşemizi getirecek. Günlük neşemiz işte böyle başlıyor her sabah. Gülüyorum diyen var mı? Güne böyle başlayın. Süper. Ay ben biraz neşelendim Işık galiba. Işık gelecek. Teşekkür ederiz. Sağlığını düşünenler ekran başına. Halk arasında yağmurlu havanın habercisi olarak bilinen romatizma aslında 200'den fazla çeşidi olan önemli bir hastalık. Bunu biliyor muydunuz? Romatizmayı hafife almayın. Dikkat! Tedavi uygulanmadığı takdirde hayatı kabusa çeviren ağrı ve şişlikler yaşanmasına neden olan romatizma hakkında bugüne kadar hiç duymadıklarınız. Romatizma nedir? Hangi faktörler bu hastalığa neden olur? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Etkileri kalp kapağı ve kalp yetmezliğine kadar neden olan iltihaplı romatizmadan korunma ve tedavi yolları. Şimdi hayata dokunmak lazım da. Efendim bir diğer konumuz tanıtımlarda da gördüğünüz üzere romatizmal hastalıklar. İç hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve ramatoloji uzmanı Profesör Doktor Nurhan Türkçapar. Yine bir hoş okul geldiniz arkadaşı Osman evet, Hoca'nın. Evet, bizim mektepten Nurhan Hanım. Gerçekten evet çok önemli iki hastalığa bugün değinecek bizim için. Evet. Bir tanesi romatoid artrit. Tabii genelde evet romatizmayı konuşacağız. Evet. Birisi de ankilozan spondilit. Yani bu nedir bambu hocam hastalığı dediğimiz. Ha. Çok önemli, çok sevgili insanlar kaybettik bu yüzden. Çünkü akciğerin, kalbin canını okuyabilen bir hastalık. Gerçekten. Onları konuşacağız değil mi hocam? Evet. Nereden başlayalım? Öncelikle isterseniz bir tanımlama mı yapalım? Tamam. Çünkü romatizma deyince genellikle halkımızın veya hastalarımızın aklına hep böyle halk arasında kireçlenme de denilen
hastalık akla geliyor ama romatizma birçok hastalıkları içeriyor. Yani bizim kitaplarımızda 200'den fazla hakikaten alt grupları var. Kabaca böyle iltihaplı, iltihapsız diye adlandırabiliyoruz. Evet. Ama eklemler değil sadece. Romatizma deyince yumuşak dokuların hepsi yani kaslarımız, eklemlere destek olan dokularımız, tendonlarımız, eklemlerin içini döşeyen kıkırdaklar, ekleme destek olan kemikler sistemden tamamen etkileniyor. Etkileniyor. Evet. Peki. Çok doğru. Bununla birlikte tabii birçok iltihaplı romatizmal hastalıklarımızda kan damarları etkileniyor ki vaskülit dediğimiz damar duvarı iltihabıyla seyredebiliyor veya beyin dokusu etkilenebiliyor. Zarlar, beyin zarı, kalp zarı, akciğer zarı. Evet, evet. Neden yani romatizma? Böbrek göz, olmak üzere birçok organ ve sistemler tutulabiliyor. Göz üveit yapıyor mesela bazıları. Evet. Gözde. Neden oluşuyor? İnflamasyon ama onun Türkçesi yangı galiba. Nasıl oluşuyor hocam? Evet. Aslında bizim birçok hastalığımızda iltihabın neden geliştiği tam olarak ortaya konabilmiş değil. Evet, yani yapılan çalışmalarda birçok genetik faktörlerin üzerinde duruluyor. Bunların bazıları birebir geçiş gösteriyor. Bazıları birçok faktörün etkisiyle birlikte görülebiliyor, geçiş kadın gösterebiliyor. Kadın erkek farklılığı gösterir çok mi? Fark ediyor. Çok bazı fazla. Hastalıklar kadınlarda çok yoğun olarak görülürken daha az sayıda olmakla birlikte bir kısmı da erkeklerde daha evet, fazla daha görülebiliyor. Çok yani, duyarız evet, biz. Evet, kalp nasıl evet, daha çok evet. erkeklerde gibi evet. algı var romatizmada ya doğru kadın hastalığı mıdır hocam? Romatizmalarda kadın yani 2'ye 1, 3'e 1, 5'e 1 oranlar. Ama romatoid artrit için konuşacaksak evet, evet. kadınlarda 2,5-3 kat daha fazla. Lupus 9 kat çok daha fazla. Ağız göz kuruluğuyla giden Sjögren hastalığımız daha fazla. Yani mesela bazılarında tükürük yapamıyor. Evet. Gözyaşı yapamıyor. Gözü kuruyor, ağzı kuruyor, konuşamıyor. Aslında evet. sorun romatizma gibi görünüyor ama sorun bir sistem sorun. Peki bu evet. teşhis, tedavi tabii ki çok önemli ve erken teşhis tahmin ediyorum ama kişi kendinde bunu nasıl hisseder, nasıl doktora gider, hangi aşamada hissettirir kendini? Aslında tabii hastayı doktora getiren en önemli yakınma ağrıdır. Yani kişi bir yere ağrıdığı zaman onunla ilgili olabileceğini düşündüğü bir alana gidiyor. Bu tabii eklemi ağrıyan ortopediye ya da fizik tedaviye gidebiliyor. Romatoloji bilim dalı çok fazla yeni tanınan bir alan değil belki ya da halkımız çok fazla bilmiyor. Aslında Türkiye'de fizik tedavi üzerine de yapılsa da uzun yıllardan beri Amerika'da da öyle iç hastalıkları uzmanlığı, iç sası üzerine yapılan bir alan. Çünkü hastalık birçok organ ve sistemi etkilediği için bu hastaları da bir sistematik muayeneyle birlikte nasıl? Değerlendirilmesi yani ilk işaret ağrı, eklemlerde, kaslarda, dokularda ağrı. Evet. Başka ne oluyor hocam? Ağrı dışında hastalarda bazılarında uzamış ateş önemli olabilir. Yine hastalarda uzun süreli halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı aslında bunlar birçok hem enfeksiyon evet. hastalıklarının hem de birçok kanserin de belirtileri olabilir. Ama bizim hastalıklarımızın da maalesef önemli belirtileri. Bazen hastalarda tabii böbrek tutulumu ve buna bağlı yaygın ödem, yüksek tansiyon gibi şikayetler de gelebilir. Nefrolojiden hasta bize refere yani edilebilir. Yani aslında bir maskara Ebru. Bazen evet. ilk belirti evet. hasta böbrek yetmezliğiyle gelir altından romatizma çıkar. Kalple gelir romatizma çıkar. Ağzında tekrarlayan aft, cinsel organların bölgesinde tekrarlayan yaralar. Evet. Araştırır cildiyeci der ki ya bunun arkasında bir romatizma bozukluk olmasın. Allah Allah. Şu hocaya bir gönderelim hanımefendi. Evet. Bakar ha der burada bir romatolojik hastalık var. Behçet hastalığı var. Ya da başka bir romatizma hastalık var. Yani bir maskara. Her şeyi evet. taklit ediyor. Her şeyin evet. altından çıkabiliyor. Evet. Belki bu nedenle de hani iç hastalıkları uzmanı olmak hani çok önemli hastayı bir daha bütün olarak değerlendirmek için. Tabii. Evet. Nasıl gelişip ilerliyor? Hastalık aslında çoğunlukla hani bazı hastalarımız çok akut gelişebiliyor. Yani işte kızla, akut dediğimiz çabuk. Zaman evet çok gürültülü bir tablo şeklinde hastanın eklem ağrıları, şişlikleri ortaya çıkabilir, ateş tablosu ortaya çıkabilir. Parmakları fakat, şişiyor. Evet. Değil mi? Evet, sosis evet, gibi mi oluyor? Sosis gibi olanları da var ama çoğunlukla eklemlerimiz üzerinde ağrı, şişlik, dokunmaya böyle bir hassasiyet. Evet. Sabahları kalktığında ki bizim iltihaplı romatizmal hastalıklarımızın en önemli özelliği budur. Dejeneratif dediğimiz hani ya da aşınma dediğimiz osteoartritten, halk arasındaki adıyla kireçlemeden en önemli farkı da budur. Tutup hasta mu? Sabah kalktığında evet istirahatte gelişen özellikle ağrı, bir saate yakın tutukluğun olması, eklemlerinde katılığın olması önemli evet. bir bulgudur. Hocam bir şey söyleyeceğim. Sabahleyin Ebru'yla programdan sonra yürüdük. Bana dedi ki hocam benim yine eklemlerim ağrıdı. Evet, yakında yağmur gelecek. Böyle bir şey var mı? Evet, evet.
Var mı öyle bir şey? Evet, çok sorulan bir soru. Bunun için bir araştırma da yapmışlar Amerika'da. Değişik bölgelerden yapmışlar ve değişik iklim şartlarından. Özellikle alçak hava basıncının olduğu dönemlerde romatizma hastaları, var olan bir romatizması olan, tanısı olan kişiler biraz daha fazla hissetmekle birlikte birçok sağlıklı kişi de bunu hissedebiliyor. Hiçbir yani hastalık belirtisi olmadan. Yani biraz. Evet, var. Evet, bir şey daha soracağım. Bir şey daha soracağım. Bakın. Bakın. Evet. Bu sesler bir romatizma işareti mi? Çıtırtı eklemden geliyor, pat püt geliyor. Hayır. Aslında bu sesi çıkartmak, çoğu zaman insanlar bunu yaparak rahatladığını da ifade edebilir ama eklem kapsülüne de zarar verebilen kötü bir iş yani. Doğru bir iş değil. Çıtlattıkça çoğalıyor, doğru mu? Evet. Esnemesi, eklem kapsülünün zarar görmesi çok daha fazla. Peki bunu bir diğer ve daha tehlikeli gördüğünüz durumu var ki bundan da söz etmekte fayda var. Okuyabilecek miyim bilmiyorum. Ankilozan spondilit belirtileri. Evet. Ankilozan spondilit ne demektir? Evet. Ankilozan spondilit bir omurgayı tutan iltihaplı bir romatizma şekli. İsterseniz böyle bambu hastalığı dedikleri. Bakalım mı şurada gösterelim? Evet. Yani aslında çok da tanıdık kişilerimiz var ve bizim bunun için hani bilgilendirme... Rahmetli Deprem Dede de bunlardan birisi. Evet, Sayın Ahmet Işıkar. Rahmetli Suna Pek Uysal bunlardan birisi. Evet. Ne oluyor hocam bu ankilozan spondilit? Siz şöyle alın, öpürgen. Evet. Öncelikle bir genç erişkinlerin hastalığı. Erkeklerde 20'li yaşlarda, kadınlarda 30'lu yaşlarda görülebiliyor. Erkeklerde biraz daha fazla, iki kat daha fazla ve her 100 kişiden birinde görülüyor. Çok sık görülen bir hastalık. Hastalığın tabii genetik yatkınlığı çok fazla. İşte HLA-B27 geniyle çok yakın ilişkisi gösterilmiş ama Türk toplumunda özellikle %20 gibi B27 genini taşımadan da olabiliyor. Bir kişinin birinci derece akrabalarında bu hastalık varsa onda da gelişme oranı 4'te 1, 5'e gibi oldukça yüksek. Ne oluyor hastalık hocam? Bu nedenle önemli. Hastalıkta tabii ilk önce ya da daha fazla gördüğümüz şeylerden bir tanesi bizim leğen kemiklerimizin arkada omurganın sonlanım noktası dediğimiz şuradaki eklemin tutulmasıdır. Şöyle biz buna sakroiliyak eklem diyoruz. Şu bölgeler. Evet, hatta işlerini de göstereyim o eklem. Buradan da güzel görünüyor. Evet. Şu eklem. Yine böyle daha çok değil mi hocam? Şu eklem. Evet. Bu eklem. Bu kalça ağrısı o nedenle çok önemli herhalde. Evet, hastaların en önemli şikayeti ki bunlar genç kişilerdedir de sabah kalktıklarında bazen hani yataklarını da sorun bulabilirler ama kalktıklarında burada böyle aşağı bel bölgesinde ağrı ve tutukluğun olması ve hani şöyle kalkınca belim diye evet, kalkarız. Evet ve bu katılık hissi. Yarım saatten de fazla sürer, çoğu zaman bir saat sürer ama hareket ettikçe açılmaları çok önemlidir. Bu dejeneratif dediğimiz ya da aşılma dediğimiz veya bel fıtığı dediğimiz durumdan çok farklıdır. Onda çünkü hasta istirahat halinde iyidir. Bu hastalar tabii. Sabaha doğru ağrıyla uyanırlar. Sabah kalktıklarında ağrıyla uyanırlar. Oysa ki dejeneratifte bel ağrısı olanlar istirahat halinde iyidir. Kalkıp harekete başlayıp bacağını, çorabını giymeye başlayınca ağrıları başlar. Yani burada bir sabah tutukluğu var. Evet. Hareketi rahatlıyor ama hastalık esas olarak buradan yukarıya omurgaya doğru yayılıyor. Evet bu tabii bu bir bir inflamasyon dediğimiz, iltihap dediğimiz olan mikropsuz bir iltihaptır. Ve burası zamanla iltihapla birlikte bu kemikte ödem gelişiyor ve burası zamanla kapanıyor. Tabii bunun kapanması aslında çok da büyük sıkıntı yaratmıyor. Çünkü zaten bu çok da hareketli bir eklem değil. Ama asıl sorunu omurgalarımız yaratıyor. Buyurun. Ve bu kişilerde özellikle omurgaların birbirine bağlayan bağlarımız var. Ve bu bağlar bize omurgamıza esneklik sağlıyor. Öne, arkaya, yana, geriye. İşte bu bağların omurgalara tutunduğu noktalarda da iltihap başlıyor. Ve bu bağlar zamanla kemikleşiyor. Ve ardışık kemikleşmesiyle birlikte sanki bir alçıya alınmış omurga gibi katılık gelişiyor. Yani bunlar dönerken böyle dönüyorlar değil mi hocam? Daha önemlisi ileri evrelerde boynun da tutulmasıyla birlikte kişinin görüş alanı daralıyor. Bir yere bakmak istediği zaman boynunu çeviremiyor. Vücuduyla beraber dönmesi gerekiyor. Evet. Yine iltihabın getirmiş olduğu bir tutulumla birlikte burada özellikle ben omurgalarda... Şuraya mı çevireyim? Evet. Omurgalarda osteoporoz dediğimiz kemik erimesi oluyor. Kemik yoğunluğu İçi boşalıyor kemik. Azalma, mineralizasyon bozukluğu. Peki buna niye bambu hastalığı diyorlar hocam? Ve bambu görünümü olduğu için bu bağlar direkt filmi çektirdiğinizde... Şu zaten bambu gibi görünüşü değil mi? Röntgen filmi çektirdiğinizde şurada da böyle kemik çıkıntılar olduğu için
Tıpkı bambuda olduğu gibi böyle kavisteriliyor. Evet. Peki ama bir aşamada bambu... bir anda olmuyor evet, bu. Yani evet, ilerledikçe tahmin ediyorum. Evet. Sonra osteoporozun sertleşme... gelişmesiyle birlikte tabii bu buralarda çok tipik çökme kırıkları gelişiyor. Tamam. Ve buna bağlı sinir basıları, daha şiddetli ağrılar gelişiyor. Ve ondan mı geliyor? Evet, kamburluk çoğunlukla gelişiyor. Ondan gelişiyor. En o noktaya gelene kadar gerekiyor. Hissettiren şiddetli ağrılarla evet. Kişi kendini de bunu teşhis edebilir. Tedavisine geçebilir miyiz acaba? Tabii. Tedavisi nasıl oluyor hocam? Tabii, bir kere hastalığın erken tanısı çok çok önemli romatizmal hastalıklarda. Bayanlarda ki eskiden hani 40 yaşından önce mutlaka başlar bu şikayetler ama bu yenilerde 45 yaşa da çekildi. Çünkü aslında bayanlardaki insidansın hani hep erkeklerde iki kat fazla diyoruz ama bayanlarda da fazla görüldüğünü biliyoruz. Çünkü bayanlarda her şey daha fazla. İlacı var mı hocam bunun? Daha fazla. İlacı var mı? Zamanımız da var. Evet. Bu hastalığın tabii ki ilacı var. Reklam dönüşü konuşacağız hocam. Tamam. Evet. Reklam dönüşü bu tedaviyi süper. Anlatacağız. Ben merak ediyorum. Sonra sizlerleyiz. Olacak bir şey yok mu hocam? Bunun tedavisi söz konusu değil mi? Evet. Aslında hemen hemen tüm romatizmal hastalıklarımız tedavi edilebilir hastalıklardır. Bu çok iyi bir haber. Evet. O nedenle hiç korkmamak ancak doğru adrese gitmek önemlidir. Evet bunlar uzun süreli hastalık olabilir. Ama hastalıkla baş etme yollarını öğrenmek ve iyi tedavi almak, bir romatoloji uzmanından tedavi almak, her hastaya uygun tedavinin verilmesi de çok çok önemlidir. Bir romatoid artritte tedavisinde başarılı olan ilaç sizde yeterli gelmeyebilir. O nedenle o kadar çok seçeneklerimiz var ki bu konuda. Korkmaya üzülme. Evet. Erken teşhis, doğru evet, tedavi evet. Ve inatçı takip. Evet. İnatçı takip. Çok güzel tanımlama hocam. Çok teşekkür ediyoruz efendim konuğumuz olduğunuz için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bizler yarın da yine hayatınıza dokunmaya devam edeceğiz. Sizler de bu arada nefes almaya devam edin. Nefes alın, nefes verin. İyi bir gün olsun efendim hepiniz için. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.